Sevgili ikinci sınıf öğrencileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde matematik, veri, tablo ve grafikler konusunu ele alacağız. Umarım faydalı ve öğretici bir video olur. Kanalımıza abone olmayı, video için yorum yapmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdi gelin dersimize başlayalım. Öncelikle neler öğreneceğimize bir bakalım. Bu dersimizde veri, tablo ve grafik kavramlarını, tablo ve grafik çeşitlerini, tablo ve grafik okumayı, tablo ve grafik oluşturmayı etkinliklerle öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Öncelikle çocuklar, gözlem, deney ve araştırma sonucu elde edilen her türlü bilgiye veri denir. Gözlem, deney ve araştırma sonucu elde edilen her türlü bilgiye veri denir. Elde edilen bu verileri karşılaştırma, sıralama, sınıflandırma yaparak kolay ve anlaşılır biçimde okumak ve kayıt altına almak için tablo ve grafiklerden yararlanırız. Evet, bu elde ettiğimiz verileri kolay karşılaştırma, sınıflama, sıralama ve anlaşılır biçimde bir araya getirme işleminde tablo ve grafiklerden yararlanıyormuşuz. Peki ne demek istedik? Bir örnekle açıklayalım. Evet çocuklar, burada baktığımız zaman iki tane çocuk resmi var. Tahtaya bir şeyler yazmışlar. Bakalım ne yazmış. Sınıf başkanlığı seçiminde aday olarak katılan arkadaşlarımızın aldıkları oyları yazalım. Soruları cevaplandıralım. Evet, bir sınıf başkanlığı seçimi varmış. Ekrem arkadaşımız tahtaya çıkmış ve oy alan arkadaşlarının kaç oy aldıklarını yazmış. Yine yan tarafta Nail arkadaşımız başkanlık yarışında kimlerin kaç oy aldıklarını buraya yazmış. Peki bakalım en çok oyu kim almıştır? Şimdi biz Ekrem'in tablosuna baktığımız zaman evet gözümüz arıyor. 5 var, 2 var, 7 var, 5 var, 3 var, 8 var. Evet, Ekrem tablosunda en çok oyu Defne almış. 8 oy almış. Buraya yazmış. Peki Nail'in tablosuna bakalım. En çok oyu hemen başta görüyoruz. Defne almış. Yazmış buraya. Peki ikinci sorumuza bakalım. Hangi öğrenci aynı oyu almıştır? Hangi öğrenciler? Bakıyoruz yine Ekrem'in tablosuna. Ali var 5, Sevgi var 2, Ahmet 7, Hakan 3, Defne 8, Burak 5. Ha, evet, Ali ile Burak 5'er puan almış. O da burada. Peki Nail'in tablosuna bakalım. Aynı oylar alanlar. Hemen bakıyoruz yukarıdan aşağı. 8, 7, 5, 5. Evet, iki tane değil mi? Ali ile Burak 5'er oy almış. Hemen burada gözümüze çarptı. Peki en az oyu kim almıştır? Yine üçüncü sorumuz. En az oyu bakıyoruz Ali'nin tablosunda. 5, 7, 3, 8, 5, 2. Evet, Sevgi var değil mi? En az oyu alan Sevgi olmuş. Peki Nail'in tablosuna bakalım. Hemen en altta olan Sevgi'nin 2 oy aldığını görüyoruz. Şimdi çocuklar, iki tane veri var. Ekrem'in 2 de veriydi, Nail'in 2 de veri. Peki sizce Ekrem'in verisi mi daha kolay anlaşılır, doğru oldu, yoksa Nail'in verileri mi kolay anlaşılır oldu? Tabii ki gördüğünüz gibi Nail'in verileri. Niye? Çünkü verileri bir düzen halinde yazmış, değil mi? Bir tablo haline getirmiş. Büyükten küçüğe doğru oylar sıralamış. Dolayısıyla gözümüze hemen baktığımız zaman Nail'in tablosu daha anlaşılır. Ekrem'in tablosunun ise anlaşmadan, hani bakıp anlamamızdan biraz daha uzak olduğunu görüyoruz. İşte buradaki karşılıklılığı gidermek için çocuklar, bu tarz durumlardaki sorunları ortadan kaldırmak için tablo ve grafiklerden yararlanıyoruz. Hadi gelin devam edelim. Tablo çeşitlerine bakalım mı? Evet, tablo çeşitleri neler var çocuklar? İki tane tablo çeşitimiz var. Çetele tablosu ve sıklık tablosu. Bunları da birazdan göreceğiz. Peki grafik çeşitlerinde neler var? Grafik çeşitlerinde ise nesne grafiği ve şekil grafiği var. Bu dört kavramı şimdi inceleyelim. Çetele tablosuna baktığımız zaman çocuklar, çizgiler çizilmiş değil mi? Bir de şuna dikkat ettiniz mi? Üst kısımda ne yazıyor? Tablo. Sevdiğimiz yemekler. Çocuklar, bütün tablo ve grafiklerin mutlaka isimleri yazılır. Mutlaka. İsimsiz tablo, isimsiz grafik olmaz. Bu sorularda karşınıza çıkabilir. Çetele tablosunda bakın çocuklar, çizgiler haline belirtilmiş. Şu gruba bakalım mı? Kaç tane çizgi var? 1, 2, 3, 4. 4 tane dikey çizgi ve bir tane yatay çizgi var. Ve toplamda burada 5 çizgi var.
Yanına da bir tane çizgi atmış. Toplam 6 çizgi. Peki makarna kısmına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. İşte 4. Bir de ortadan çekmiş, bağlamış 5. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4. Ortadan bağlamış 5. 1, 2, 3, 4. Ortadan bağlamış 5. Evet çocuklar, burada bir kuralı görüyoruz. Çetele tablolarında beşerli gruplama vardır. Çetele tablolarında beşerli gruplama vardır. Şu şekilde görürseniz eğer bunların beşerli grup olduğunu bilin. Sizden çetele tablosu oluşturmanız istenirse ne yaparsınız? Çizgiler çekersiniz. 5 tane olunca 5. çizgiyi bu şekilde bağlarsınız. Yani tutup da 3 tane çekip 4. bu şekilde bağlayamazsınız ya da 2 tane çekip 3. bu şekilde bağlayamazsınız. Çetele tablosundaki kural neymiş? 5 tane çizginin bağlanmasıymış. Peki çizgilerle gösterilir. Özelliklerine bakıyoruz. Çizgilerle gösterilir. Çizgiler en fazla 5 tane olabilir. 5. çizgiyi bağlama çizgisi olur demişiz. Peki sıklık tablosuna bakalım. Bakın sıklık tablosu. O da ne varmış? Bakın yine tablonun ismi yazıyor değil mi çocuklar? Ispanak, makarna, fasulye, içindeki ürünler, gıda malzemeleri var ve 6, 15, 9, 12 şeklinde sayılar var değil mi? Bakın çetele tablosunda çizgiler vardı. Sıklık tablosunda da sayılar var. Aslında çetele tablosu, sıklık tablosu birbirinin kardeşidir. Çetele tablosunda çizgiler varken sıklık tablosunda sayılar var. Özelliği neymiş? Sayılarla gösterilmesiymiş özelliği. Bakın şuradan da aklınıza kalsın. S harfi sayının S'si olsun. Aklınız orada kalsın. Sıklık tablosu deyince sayılar olduğunu bilin. Çetele tablosu deyince de aklınıza ne gelsin? Çiftçilik gelsin. Hani çiftçi resimlerinde ne yaparlar? Tarlanın etrafını değil mi? Böyle böyle çitler çekerler değil mi? Bağlarlar böyle. Oradan da aklınıza çiftçilikten çetele gelsin. Evet. Devam ediyoruz. Nesne grafiği vardı. Bir de şekil grafiği. Şimdi grafiklere bakalım. Hemen yine baktığımız zaman grafiklerin isimleri var değil mi? Kantinde en çok satılan dondurma çeşitleri, sevilen şekerler. Bak mutlaka grafiklerin de tablolarında isimleri yazılı. Peki bakıyoruz sade, çikolatalı, limonlu, çilekli. Gördüğünüz gibi dondurmalar var burada. Kategoriler ayrılmış sade, çilekli, limonlu, çikolatalı şeklinde. Ve bakın şurada altta bize burada bir bilgi vermiş. Buna bakın çok önemli. Çünkü birçok soru buradan çıkıyor. Biz burada grafiklerin altındaki bilgiyi mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın burada ne demiş? Her şekil 3 dondurmayı göstermektedir. Bakın burada toplam kaç dondurma var diye tablosunda gösterecek olursak mesela bunu 3, 6, 9, 12, 15 diye yazmamız gerekiyor. Ya da şuna baktığınız zaman bir bir saymayacağız. Çünkü niye? Her şekil 3 tane dondurmayı gösteriyormuş. Peki buna bakalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Demek ki 21 tane. Eğer siz buna 3 yazarsanız hatalı olur. Niye? Çünkü her şekil 3 dondurmayı gösteriyor. Peki limonlu kaç tane var? 3, 6, 9. Çilekli 3, 6, 9, 12, 15, 18. Eğer sizden de böyle bir sayılar istenirse mutlaka ne yapacaksınız? Alttaki notu İyi şekilde okuyacaksınız. Peki nesne grafiğin özelliği neymiş? Nesne grafikleri nesnelerin temsil resimleriyle gösterilir. Yani dondurma grafiği diye bu. Bakın burada dondurma külahlarını görüyorsunuz. Dondurmalar görüyorsunuz. Nesne grafiği. İşte manavdaki meyveler olsaydı o zaman elma, armut, kiraz, vişne görecektiniz. Ya da işte sevdiğimiz yemekler olsaydı yemeklerin resimlerini görecektiniz burada. Peki şekil grafiği neymiş? Şekil grafiği de bakın nesneleri temsil eden şekillerle gösterir. Nesneleri temsil eden şekillerle. Burada elmaları, limonu, portakalı, vişneyi ne temsil etmiş? Bakın yıldızlar temsil etmiş. İşte buna da biz ne diyeceğiz? Şekil grafiği diyeceğiz. Nesne grafiğinde hangi nesnelerse onun küçük temsil resimleri var. Şekil grafiğinde de ise bakın bütün nesnelerin aynı sembolle gösterilmiş. Bakın hepsi yıldızla gösterilmiş. Peki altta bir not var değil mi? Gördük mü? Her yıldız bir şekeri göstermektedir. Bak her yıldız bir şekeri göstermektedir. Demek ki burada ne yapacağız? Birer birer sayacağız. Elmalı şeker kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4 taneymiş. Limonlu şeker 1, 2, 3, 4, 5 taneymiş. Bakın hizasına bakıyoruz. Portakalı şeker yine 2 tane olduğunu görüyoruz. Vişneli şekerinde yine 3 tane olduğunu görüyoruz. Grafiğinde nesnelerin temsil resimleri var. Nesne grafiğinde ise nesnelerin küçültülmüş resimleri var. Soruları daha iyi anlayacaksınız çocuklar. Şimdi gelin
Tablo ve grafik oluşturmaya bakalım. Osman sınıfındaki arkadaşlarına hangi futbol takımını tuttuklarını sormuştur. Aldığı cevaplara ait bilgileri aşağıda gösterebilirsiniz demiş. Görebilirsiniz demiş. Beşiktaş'a bakalım. Şükran, Murat, Kaya, Rabia, Mesut, Dursun, Can. Kaç arkadaş aldın? Hemen buraya yazalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peki Galatasaray'a bakalım. Elvan, Erkin, Çınar, Melih. Kaç kişi? 4 kişi. Fenerbahçe'ye bakalım. Elvin, Emrah, İlyas, Ayşe, Orçun, Efe. Kaç kişi? 6 kişi var. Trabzonspor'a bakalım. Yunus, Volkan, Serkan. 3 kişi var. Peki toplanan verilere göre demiş. Trabzon nokta nokta kişi Trabzonspor. Kaç kişi? 3 kişi. Nokta nokta kişi Beşiktaş. Kaç kişi? 7 kişi. Nokta nokta kişi Galatasaray. Kaç kişi? 4 kişi. Nokta nokta Fenerbahçe demiş. Kaç kişi? 6 kişi. Evet, şimdi verilerimizi topladık. Devam edelim. Bu verileri unutmayalım. Öğrencinin tuttuğu takımları çete tablosuyla gösterelim. Öğrencinin tuttuğu takımları sıklık tablosuyla gösterelim. Hemen sıklık tablosunu bir oluşturalım çocuklar. Aklımızdan çıkmasın sayılar. Neydi? Sıklık tablosu sayılarla gösteriliyordu. Beşiktaş 7 kişiydi. Galatasaray bakalım bir önceki test şeyimizde. Galatasaray 4 kişi. Trabzonspor 3 kişi. Fenerbahçe 6 kişi. Evet. Galatasaray 4 kişi, Fenerbahçe 6 kişi, Trabzonspor 3 kişi. Şimdi bunun çeteli tablosunu oluşturacağız. Hadi bakalım. Beşiktaş kaç kişiydi? 7 kişi. Ne yapacağız? 7 tane çizgi mi çekeceğiz? Evet, ama bir kuralımız vardı. 5 tane 4 tane çekip 5.yi bağlıyorduk. Bu 5 oluyordu. 6 ve 7. Şu an Beşiktaş'ı yaptık. Galatasaray'a bakalım kaç kişi? 4 kişi. 1, 2, 3, 4. Fenerbahçe'ye bakalım kaç kişi? 6 kişi. Nasıl göstereceğiz? 1, 2, 3, 4. 5.yi çektik, kapattık ve 6. Trabzonspor'a bakalım 3 kişi. 1, 2, 3. Bu şekilde de çetele tablosunu ve sıklık tablosunu oluşturduk. Devam edelim. Şekil grafiğiyle gösterin demiş. Bakın şekil grafiğinde ne vardı? Temsili resimde vardı? Biz temsili resim olarak şöyle bir çarpı işaretini kullanalım. Hem kolay olsun, işimi zorlaştırmasın. Hem de hızlıca bitirelim. Siz de istediğiniz resmi, istediğiniz şekli kullanabilirsiniz. Beşiktaş'ta kaç kişi vardı? Bakın bir de dikkat edelim. Her şekil kaç kişi göstermesi gerekiyor? Bir kişi. O zaman Beşiktaş'ta kaç kişi vardı? 7 kişi vardı. Hemen 7. kutuyu bulduk. Ve aşağıya doğru ne yapalım? Çarpılarımızı atalım. Peki Galatasaray kaç kişi vardı çocuklar? 4 kişi değil mi? 4. kutuyu bulduk. Aşağıya doğru çarpılarımızı attık. Evet, Fenerbahçe'mize bakalım. Fenerbahçe'de kaç kişi vardı? 6 kişi vardı. Hemen 6. kutuyu işaretledim. Aşağıya doğru çarpı atarak iniyorum. Trabzonspor'da kaç kişi vardı? 3 kişi vardı. Hemen 1, 2, 3 diyorum ve şekil grafiğini oluşturmuş oluyorum. Devam ediyoruz. Okulda en sevilen renkler çetele tablosu varmış. Buradaki çetele tablosu ne yapacağız? Sayı tablosuna çevireceğiz. Dikkat ederseniz yine isimleri, tabloların isimleri yazılmış. Bunlara dikkat ediyoruz. Kırmızı renkte kaç tane varmış? 25 tane yazmış örnek olarak. Bize bakalım biz. 5, 10, 15, 20, 25 olduğu görülüyor. Peki maviye bakalım. 5, 10, 15, 20. Hemen yazıyoruz 20. Sarıya bakalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hemen yazıyoruz 30. Çünkü 5'e 5 olduğunu bildiğim için hızlı hızlı sayıyorum. Pembeye bakalım. 5, 10, 15. 3 çarpı 5'ten 15 olduğunda buluruz. Peki sorulara cevap verelim. İşte çocuklar grafik ve tablo soruları hep bu şekilde geliyor. Size bir grafik tablosu veriliyor. Onunla ilgili sorular soruyor. İşte en fazla olan hangisidir? En az olan hangisidir? İşte en fazla olanla en az olanın toplamı kaçtır? Gibi gibi birçok soru çeşidi türetilebiliyor. Bu konunun çok basit bir konu. Eğer bu kısmı anlarsanız bütün soruları rahatlıkla çözersiniz. Peki hemen sorulara geçelim. En çok sevilen renk hangisidir diyor. Bakın en çok sevilen renk. Hemen tabloya bakıyoruz. Sıklık tablosuna. En fazla olan hangisi var? Sarı var değil mi? O zaman ne yazacağız? Sarı. Peki en az sevilen renk hangisidir? En az sevilen renk bakıyoruz. Değil mi? 15 en az olan pembe.
Devam edelim. Pembe rengi seven kaç öğrenci vardır? Pembe rengi seven kaç öğrenci var? 15 öğrenci olduğunu görüyor. Devam ediyoruz. Aşağıdaki soruları grafiğe göre yanıtlayınız. Öğrencilerin toplam sayısı kaçtır? Hemen bir önceki slaytımıza geçelim. Şu öğrenci sayılarını not alalım çocuklar. Yanımıza not alalım. Bunları unutmayalım. Hemen yazalım şuraya. Kırmızı kaçtı? 25. Sayıları, şimdi soruları çözelim. Öğrencilerin toplam sayısı kaçtır? Ne yapacağız? Bütün sayıları toplayacağız. 30, 25, 20 daha 50, 25 daha 75, 15 daha 90, değil mi? Topladığımız zaman B şıkkı 90'ı buluyoruz. İkinci soruya bakalım. En az ve en çok sevilen renklerin toplamı kaçtır? Bakın, en az sevilen renk hangisiydi? Pembe, değil mi? 15. En çok sevilen hangisi? Bakıyoruz. En çok sarı var, değil mi? 30. 15, 30 da ne yapar? 45 yapar. O zaman toplam neymiş? 45. Üçüncü soru. Rengi sevenlerin sayısı kırmızı rengi sevenlerin sayısından kaç fazladır? Bakın, fark sorusu. Sarı rengi sevenlerin sayısı kırmızı rengi sevenlerin sayısının farkını bulacağız. Sarı renk kaçtı? 30. Fark bulma neydi? Büyükten küçüğün çıkartılmasıydı. Kırmızı neydi? 25. 30'dan 25 çıkarsak kaç kalır çocuklar? 5 kalır. Devam edelim dördüncü sorumuza. Kırmızı renk sevenlerin sayısı pembe rengi sevenlerin sayısından kaç fazladır? Kırmızı rengi sevenlerin sayısı pembe rengi sevenlerin sayısından kaç fazladır? Yine kırmızı ile pembenin farkını alacağız. Büyükten küçüğü çıkartıyoruz. 25 kırmızı vardı, 15 pembe vardı. 25'ten 15 çıkarırsak 10 kaldığını görürüz. Cevabımız B şıkkı. Slaytımız burada bitti. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sevgili çocuklar, faydalı bir video olmuştur sizin için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.